Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bir önceki videomda hatırlarsanız kar tanesi şeklinde böyle bir motif yapmıştım. Şimdi bununla bir çanta çalışması yapacağım sizlerle. Bu motiften 7 tane örmek gerekiyor. 7 tane motifle bir çanta yapıyoruz. Şöyle size ilk etapta nasıl dizildiğini göstereceğim. Bu birinci motifimiz ortada kalacak. İkinci motifi yine bakın, bu hani köşeler yapmıştık ya, çift battığımız, bu şekilde ağza ağza gelecek şekilde yapalım, dizelim. Üçüncü motifi de şöyle dizeceğim. Bakın şöyle. Dördüncü motif tam şunun altına gelecek. Bu şekilde. Beşinci motif şöyle. Altıncı motifimiz böyle olacak. Şimdi çift taraflı olmadı diyeceksiniz ama şöyle bu motifleri birleştirdikten sonra kıvıracağız. Şöyle yukarıdan göstereyim size. Son bir motif de arkadan ilave edeceğiz. Tığ ile birleştirme yapacağım. Önce hani kurulumunu göstermek istedim size. Sonra buraları sık iğne ile birleştirmesini yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde yerleştirme yaptıktan sonra bakın şuradan itibaren başlayacağım birleştirmeye. Şöyle aşağıya kadar kalan kısımlarını sonra da birleştirebiliriz. Kaydırma yaparak çalışacağız. Köşelerden başlayacağız. Bakın ilk videoda görmüştünüz, iki tane çift batarak dört yapmıştım. Şimdi birinci çiftim bu, ikinci çiftim bu. Üçüncüsü, yani ikinci çiftin bir tanesine bakın şöyle bir belirteç koyacağım. Aynı şekilde buradan da üçüncüyü alacağım. Bakalım 1, 2, 3. Tamam, burası. Bakın. Önce arka loplardan alacağız. Tığımı geçiriyorum, ipimi tığıma. Şöyle şuradan bir kaydırma yapıyorum. Sonra gelip üçüncü yine aynı şekilde 1, 2. Burası. Buraya da geliyorum. Şöyle elime alayım, daha kolay olacak. Böyle yatayda gösteremiyorum. Üçüncünün arka lobuna yine battım. İp de koton olduğu için biraz şey yapıyor. Böyle kaydırma yaparak ilmeğimi alıp, bir saniye. Şuraya bir daha batayım. Böyle diğer motifin içinden böyle kaydırma yaparak geçiriyorum. Yine bakın şöyle açarak göstereyim. Bu ip altta kalsın, daha güzel görünecektir. İpin görünmemesi gerekiyor. Bir sonraki motifime geldim. Sonra yine buradan aldım. Bakın bir sonraki ilmekten yine geçiriyorum. Alttan geçireceğim. Bu şekilde. Bir saniye. İpim dağıldı, çok pardon. Bu şekilde kaydırma. Yine bakın bir buradan alıyorum. Bir buradan yine ipim çıktı. Şöyle bir saniye şöyle alayım, daha kolay arkadan olması. Hop, kaydırma. Bakın şöyle tekrar bir kere daha yapalım. Buraya battık. Önümüzdeki hemen şeye batıyoruz. Şöyle alıyorum. Bunu üstten battım. Kaydırmayla kapattım. Yine aynı şekilde bir buradan aldım. İpim aşağıda kalacak. Yine bakın şuradan bir üst sıradan tekrar aldım. İpi tığından geçirdim. Sonra buradan geçiriyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Yine aynı şekilde bir buradan alıyorum. Bakın.
bir tane önümdeki lobun yine bakın şöyle batacağım. Önden batacağım, alması daha kolay oluyor. Böyle kaydırarak kapatıyorum. Yine aynı şekilde bir önden, şuradan, bir arkadan pardon. Bir tane önden şöyle batalım, pardon. İpten tığımı geçirdim, kaydırdım, kapattım. Bir tane buradan aldım, bir tane önden şöyle kaydırdım. Bir kez daha göstereyim. Bakın şu arka loptan bir tane alıyorum. Bir tane de önden, önün arkası daha doğrusu, bakın arkasından ipimi alıyorum. Şuradan kaydırarak kapatıyorum. Kapatamadım, bir saniye. Şöyle. Bir tane buradan, bir tane arkadan şöyle kaydırdım ve kapattım. Buradan bir tane, yine bir tane daha önden alıyorum. Bakın. Önün arkası aslında, bakın şöyle kaydırıyorum. Yine bir arkadan, şöyle bir arkadan aldım. Bir tane de önden alıyorum. Ön lobun arkasından da doğrusu kaydırarak kapatıyorum. Neredeyse sıra sonuna geldik. Ben bu şekilde bir devam edeyim. Diğer motife birleştirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ben birleştirmeyi tarif edeceğim size şimdi. Motifleri dizdikten sonra bir düğüm atacağım ipime ve hemen bakın ilk sırada yapmıştık ya, ben burayı birleştirmeyi denedim farklı bir yöntemle de, güzel olmadı, beğenmedim, tekrar söktüm. 1 2 3 4 tane köşelerde sık iğnemiz vardı, çift çift batmıştık. Onların üçüncüsüne geliyorum. Yani ilk çift değil de ikinci çiftin birincisine aynı şekilde karşıdaki motifinden ikinci çiftin birincisine, üçüncüsüne bakalım. 1 2 3 burası. Bakın şurası. Buradan alıp kaydırma yaparak kapatacağım arkadaşlar artık. Şu düğümden geçireyim ha. Şöyle göstereyim bakın. Bu arka loplardan yapacağız. Bir buradan sırayla gideceğiz artık. Bir şuradan karşı karşıya denk gelen sık iğnelere, bakın bununki de bu, alıyorum ipimi, tığımdan geçiriyorum, kaydırıyorum. Bir daha bakın şuradan alıyorum, karşısına denk gelen ilmeğe batırıyorum, kaydırarak kapattım. Bir tane buradan, bir tane karşısı, yine kaydırarak kapatıyorum. Yine bakın bir buradan, bir tane buradan yine kaydırarak kapatıyorum. Şöyle karşılıklı arkaları, şunun şu karşısına şu geliyor, tamam. Yine bakın kaydırarak kapattım. Bir tane buradan, bir tane karşıdan yine kaydırma yaptım ve kapattım. Böyle sırayla gideceğiz arkadaşlar. Ben bu şekilde en azından şu köşeye kadar geleceğim. Sonrasında diğer bakın şöyle olacak. Yine bakın şöyle. Böyle gideceğiz. Diğer motife geçişi göstereceğim size. Şuraya kadar bir öreyim. Sonrasında tekrar buluşalım. Arkadaşlar bakın ben bir parçayı birleştirdim. Şurası. Bundan sonra şöyle devam edeceğim. Şöyle alttan gideceğim. Şöyle. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum ben de. Hani
tipik fix birleştirme mantığı. Sadece hani göstermek için ilmekleri. Şöyle ben şu şekilde gidip önce bu üst kısmı birleştireceğim. Sonra da bu alt kısımlar, aradaki kısımlar kalacak. Onları da tek tek birleştireceğim. Ben bu ilk önce 6 parçayı birleştireyim. Sonrasında arka kısmı, son bir motifi nasıl birleştireceğiz onu göstereceğim size. Tekrar görüşürüz. Oh, pardon ya, tekrar görüşürüz dedim ama burada şimdi bu motife geçişi göstermek istiyorum öncelikle. Aslında aynı mantık, hiç farklı bir şey yok. Burada şey, son iki tanemiz kaldı, son iki çiftimiz, yani üçüncü ve dördüncü. Yine aynı şekilde buradan üçüncüyü alıyorum arkasından. Burada da bakın çift battığımız yerler belli. Bu üçüncüsü, bakın. Şöyle göstermek istiyorum size. 1, 2, 3, 4. Şimdi aşağı gittiğim için burayı alacağım. Bakın üçüncüyü yine. Bakın şurası. Buradan yine aynı şekilde kaydırma yapacağım. Kapatacağım. Yine karşısına denk gelen sık iğnenin ikisinin de arka loblarını almış oluyoruz. Böyle kaydırma yaparak kapatacağım. Bu şekilde diğer motifleri de birleştireceğiz. Sonrasında artık şey için, son motifi birleştirmek için tekrar sizinle birlikte olacağım. Şimdilik şu motifleri birleştirmek üzere sizden izin istiyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bakın bu şekilde ben birleştirmeyi yaptım. 6 tane motifimizi birleştirdim. Şimdi son kalan motifimiz var. Bunu da şöyle birleştireceğiz. Örgüyü ters çeviriyoruz. Aynen bakın bir tane motif, hani bu ortadaki kalan motifimizin üstüne getiriyoruz. Böyle bakın. Şuralardan artık böyle kıvırarak şunu şöyle getireceğim. Şunu şöyle getireceğim. Görünüyor mu yeterli? Ha. Şöyle. Şunu böyle, bunu böyle, tam böyle, bu şekilde. Şunu da şöyle kıvırıp aynı birinci sırada yaptığımız gibi böyle köşeleri giderek birleştirmemizi yapacağız ve böylece çantamızı elde edeceğiz. Bu şekilde bakın yine buradan başlayarak yapabilirsiniz böyle. Tersten de yapabilirsiniz, nasıl isterseniz, kolayınıza nasıl geliyorsa. Sonra araları birleştirirsiniz. Burayı birleştirdikten sonra bir de üstüne bir sık iğne sırası geçeceğim. Onu da göstereceğim size. Bu şekilde ben arkasını da birleştireyim. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar motifleri birleştirdiğimizde böyle bir görüntü elde etmiş olduk. Futbol topuna benzetiyorum ben. Şuraları da şöyle çekelim. Düzgün olsun. Şimdi üstüne son bir kez bir sık iğne geçeceğim. Ters sık iğne öreceğiz. Sonrasında çanta bitmiş olacak ve sapı da örmeye başlayacağız. Şöyle hemen ipime bir düğüm yapıyorum. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Ben böyle tepeden başlayacağım. Geçirdim. Normal sık iğnelere batacağız. Deminki gibi arka boşluklarına değil de bakın şöyle önden örer gibi değil de arkadan öreceğiz. Bakın bir sonrakine geldim. Yine sık iğne yaptım. Bakın daha net şuraya batıyorum. Bakın alıyorum. Şöyle. Yine bir sık iğne. Daha tok bir görüntü oluşturuyor bu. Yine bir sık iğne. Bu şekilde bu uçta burayı olduğu gibi örüp bu şekilde dönüp buraya kadar ters sık iğne yapacağız. Ben sırayı bitireyim, sonrasında sapı birlikte yapalım. Arkadaşlar ben bu şekilde çantayı yaptım, sapını da ördüm. Çok kısa olarak size sapı da göstereceğim şimdi. Hemen bir tığımı kilitliyorum. Bir, iki zincir çektikten sonra tığımı uzatarak bakın şuraya bir tane ikili trabzan
yapıyorum uzatarak. Sonrasında yine ilmeği uzattım. Bakın şu ara var ya, bu ikili trabzanın tepesi, bu ikili trabzanın vücudunda böyle gövdesinde, böyle vücudunda diyorum ya, gövdesinde duran yere batıyorum. Uzatıp tekrar sık iğnemi yaptım. Sonrasında çeviriyorum, bakın şu yandaki kısım, şu bakın şu buday var ya, başak, hemen bunu çevirdim. Bakın şu altta iki tane daha kaldı, onları hep birlikte alıyorum. Nasıl büyütebilirim daha böyle, arkada kalan kısımları şöyle alacağız ve bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine tığımı çevirdim, ipimi. Bakın bu yaptığım sık iğne hemen burada, bakın böyle toplu halde 4 tane duruyor. Yeterince yaklaştırayım şöyle. Şu toplu halde duran yerlere batıp yine sık iğne. Sonrasında yine çeviriyorum örgümü. Bakın hep arada karşıma çıkacak bunlar. 4 tane 4 tane. Bu şekilde örerek istediğim uzunluğa kadar getiriyorum. Bakın şöyle. Tekrar sık iğnemi yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Bakın burada köşede kalan yuvarlaklar var. Bunlara batıyoruz. Şöyle daha yakın yaptım. Tekrar bir sık iğne. Tekrar çeviriyorum ipimi. Bakın ipimi hafif esnetiyorum. Şu aradaki yuvarlaklara batıp yine tığımı içinden geçirip bir sık iğne yapıyorum. Yine ipimi döndürüyorum. Bakın şu aralar, şuralara battık ve sık iğne. Sonra tekrar döndürdüm. Tekrar bir, hepsinin içinden geçirmek istiyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz uzunluğa kadar getiriyoruz. Ben 25 santim civarı ördüm. Uzun da oldu. Esniyor zaten. Elde de taşımaya uygun. Omuza da asabilirsiniz. Böyle bir görüntümüz oluştu. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz, abone olup beğen butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.